içeceklerden hangisi izoipslerin özelliklerinden biri değildir? Bir akarsuyun karşılıklı iki tarafından geçen izoipslerin yükseltileri birbirine eşittir. Bir izoips eğrisi üzerinde tüm noktaların yükseltisi aynıdır. İzoipsler aynı yükseltide olan noktaları birleştirmektedir. Deniz kıyısı 0 metre kabul edilir. Bu nedenle kıyı çizgisi 0 metre izoips eğrisidir. İki izoips arasındaki yükselti farkı haritanın her yerinde aynıdır. Aralıklar her yerde eşit şekilde çizilir. 0, 50, 100 şeklinde yazılmışsa bundan sonra 100, 150, 200 şeklinde devam eder. 0, 100, 200 şeklinde çizilmişse yine aynı şekilde yüzey yüzer devam etmesi beklenir. Fakat bir gölü çevreleyen izoipsin yükselti değeri en azdır denilmiş. Bu gölün bulunduğu yere göre değişir. Göl çevresine göre alçaktaysa yükselti değeri azdır. Fakat gölün bulunduğu yer çevresinden yüksekte ise gölün bulunduğu yerde kıyı çizgisindeki izoipsin değeri daha yüksek olur. Bu nedenle A seçeneği doğrudur. Buna göre yüksek ova ve Çukurova'nın özelliklerinden hangilerinin farklı olduğu söylenebilir? Yüksekova'nın kahverengiliği gösterilmesi, Çukurova'nın yeşil renkle gösterilmesi yükseltilerin farklı olduğunu gösterir. Buna bağlı olarak gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki farklarının da birbirinden farklı olacağı söylenebilir. Fakat bu durum doğrudan toprak çeşitlerinin farklı olduğunu göstermez. 1 ve 3 doğrudur. C seçeneği doğrudur. Bu haritada aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir? İzoipslerin kaynak tarafına doğru kıvrıldığı yerler vadileri göstermektedir. İzoipslerin aşağı doğru kıvrıldığı, yükseltinin azaldığı yöne kıvrıldığı yerler ise sırtları göstermektedir. Akarsuyun ağız kesiminde denize doğru yapmış olduğu üçgen şeklindeki çıkıntılar delta alanlarını gösterir. Tepelerin bulunduğu yerler iç içe halkalardır. Bunlar gösterilmiştir. Fakat kapalı çukurlar oklarla belirtilir. İç içe halkaların üzerinde oklar bulunduğunda ortasının çukur olduğunu, buranın kapalı çukur olduğunu belirtir. Böyle bir şekil yoktur. A seçeneği doğrudur. Yukarıdaki izoips haritasında işaretlenmiş noktaların yükseltileri aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? K noktasının yükseltisi 0, 100, 200, 300, 400 metredir. L noktasının yükseltisi 0, 100, 200, 300 metredir. M noktasının yükseltisi ise 0, 100 metredir. E seçeneği doğrudur. Yükseklik değerleri gösterilen noktalar sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şurası 150 olarak verilmiş. Karşısı da yine komşu izoips olmasından dolayı 150'dir. A'nın bulunduğu yerde komşu izoips olmasından dolayı 150'dir. Bu nedenle A'nın yükseltisi 150 metredir. Ve E'ye doğru gittiğimizde 150, 200 ve tekrar 150 şeklinde azaldığından E'nin yükseltisi de 150 metredir. D noktasının yükseltisine baktığımızda 150, 200, 150, 200 tekrar 200 metre olduğu görülür. Bu nedenle 2 numaralı yer D'dir. 3 numaralı yere baktığımız zaman bunun da C olduğunu görürüz. C'nin yükseltisi 150, 200, 250, 300 metredir. 300 metre olarak verilmiştir. Bu da C noktasıdır. B noktası 150, 200, 250 metre yükseltiye sahiptir. Bu nedenle 5 numaralı yerde B noktasını göstermektedir. C seçeneği doğrudur. Yukarıdaki izoips haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir? İç içe halkalar tepeleri göstermektedir. Akarsuyun kaynak tarafına doğru izoipslerin kıvrıldığı bölgeler vadileri gösterir. Yükseltinin azaldığı yöne doğru izoipslerin kıvrıldığı bölgeler sırtları gösterir. Yamaçlar tepenin her tarafı yamaçtır. Sırtların kenarları yamaçtır. Vadinin kenarları yamaçları gösterir. Bu nedenle yamaç gösterilmiştir. Fakat burada akarsuyun ağzında biriktirme olmamıştır. Bu nedenle bu bölgede haliç vardır. Delta yoktur. E seçeneği doğrudur. Buna göre haritada işaretli K ve L merkezleri arasında yükselti farkı kaç metredir? İzoipsler 200 metre aralıklarla çizilmiştir. Bu nedenle K noktasının yükseltisi 0, 200 metre olduğu bulunur. K'nin yükseltisi 200 metredir. L'nin yükseltisi 0, 2, 4, 6, 800 metredir. L'nin yükseltisinde 800 metre olduğunu bulduk. Aradaki farkın 600 metre olduğu görülür. Bu nedenle B seçeneği doğrudur. Bu haritada işaretlenen noktalardan hangilerinin yükseltileri kesin olarak belirlenebilir? İzoipsler üzerinde olan noktaların yükseltileri kesin olarak bilinebilir. 5 numaralı noktanın yükseltisi kıyı çizgisi üzerinde olmasından dolayı 0'dır.
Bir numaralı noktanın yükseltisi ise izohipsler 100 metre aralıklarla çizilmiş olduğundan 0, 100, 200, 300 metre olduğu bulunur. Fakat 3 numaralı nokta, 2 numaralı nokta ve 4 numaralı nokta arada kaldığı için bunların yükseltisi tam olarak bilinemez. Bu nedenle 1 ve 5 doğrudur. B seçeneği doğrudur. AB noktası arası eğim %15 olduğuna göre haritada izohipsler arası yükselti farkı kaç metredir? Haritanın ölçeği 1 bölü 200 bin verilmiştir. 1 bölü 200 bin ölçekli bir haritada 5 sıfır sildiğimizde 1 santimin 2 kilometreyi gösterdiği anlaşılır. Böyle bir haritada 4 santimlik mesafe ise 8 kilometreyi göstermektedir. 8 kilometre 8000 metre şeklinde yazılabilir. Eğim formülünde yerine yerleştirdiğimizde yüzde eğim eşittir yükselti farkı çarpı 100 bölü yatay uzaklık olarak verilmiştir. Eğim değeri %15 olduğuna göre 15 eşittir. Yükselti farkını bilmiyoruz. Çarpı 100 bölü yatay uzaklığın 8000 olduğunu bulmuştuk. Burada sıfırları sadeleştirdiğimizde yükselti farkı 15 çarpı 80, yani yükselti farkının 1200 metre olduğu anlaşılır. A ve B noktası arasında yükselti farkı 1200 metredir ve 1, 2, 3, 4 tane aralık bulunmaktadır. Bu nedenle yükselti farkı olan 1200 metre aralık sayısına, yani 4'e bölündüğünde aralıkların 300 metre olduğu anlaşılır. C seçeneği doğrudur. İzohips eğrileri yukarıdakilerden hangilerinde nokta halini alır? İzohips eğrileri tepelerin bulunduğu yerde içeri doğru gittikçe küçülür ve yükseltisi artar. Bazen en yüksek yer nokta halini alabilir. Ayrıca çanakların bulunduğu, yani çukur alanların bulunduğu yerlerde içeri doğru gidildikçe derinlik artmaktadır. Derinlik arttıkça da izohips eğrileri giderek küçülür. Bazı çukurlarda en derinde bulunan yer bir nokta halini alabilir. Bu nedenle çanakların bulunduğu yerlerde nokta şeklinde gösterilebilir. Dağların dorukları, yani zirve bölgeleri ve çanakların dipleri, çukurlukların dipleri nokta halinde izohipslerin bulunduğu yerler olabilir. 1 ve 4 doğrudur. C seçeneği doğrudur. Yukarıdaki izohips haritasında verilen TM noktaları arasındaki yükselti farkı kaç metredir? 400, 450, 500, yani 50'şer metre aralıklarla izohipslerin çizildiği görülür. T noktasının yükseltisi 500, 550, 600 metredir. T noktası 600 metre yükseltiye sahiptir. M noktasının olduğu yere doğru gidildikçe 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 metre. M noktasının yükseltisinin de 800 metre olduğu anlaşılır ve aralarındaki yükselti farkı 200 metredir. D seçeneği doğrudur. Buna göre bir Türkiye fizik haritasında aşağıdakilerden hangisinin Bafra Ovası ile aynı renkte gösterilmesi beklenir? Bafra Ovası bir delta ovasıdır, kıyı ovasıdır ve yükseltisi 500 metrenin altında olmasından dolayı yeşil renkte gösterilmektedir. Konya Ovası 1000 metre civarında bir yükseltiye sahiptir. Yazılıkarya Platosu 1000 metre civarında bir yükseltiye sahiptir. Muş Ovası'nın yükseltisi 1000 metrenin üzerindedir. Gaziantep Platosu'nun yükseltisi de 500 metrenin üzerindedir. Bu nedenle Bafra Ovası ile aynı renkle gösterilmez. Fakat Silifke Ovası da bir delta ovasıdır. Akarsuyun ağız kesiminde alüvyonların birikmesiyle oluşmuştur ve yükseltisi 500 metrenin altında olduğu için Silifke Ovası da yeşil renkle gösterilmektedir. B seçeneği doğrudur.